3 yemek kaşığı beyaz pekmez, 3 yemek kaşığı sarı pekmez, 1 su bardağı ceviz, 1 paket margarin. Mayası için 1 bardak sıcak su, 1 tatlı kaşığı toz maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker. Yalım Nurselciğim. Tamam. Çünkü onun 2-3 dakika bir mayasının gelmesi gerekiyor. Hmm. Hadi mayasını o zaman yapalım. Önce mayasını yapalım. Önlüklerimizi giymeden ki bir tamam. an önce mayası gelsin. Tamam. Evet hanımlar, bugün Tokat Erbağ'dayız. Emine Hanım'ın evine konuk olduk. Hanım da demiyoruz. Emineciğimin evine konuk olduk. Bunun kıvamını hanımlar bilirler. Ilık da olmayacak. Ilıktan bir tık önde olacak. Yani biraz daha sıcak olacak. Elimizi yakmayacak. Bir bardak suyumuzu koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı toz maya koyuyoruz. Leylek giliğinin hamuru için bir tatlı kaşığı toz maya ve bir tatlı kaşığı toz şekeri suya ekleyip karıştırıyoruz. Bu şimdi böyle bekleyecek mi? Bu birazcık bekleyecek. Birkaç dakika bekleyecek. Tamam. Bu mayanın gelmesi gerekiyor birazcık. Gelmesi gerekiyor derken böyle kabaracak, kabaracak değil mi? Evet, tamam. Aynen öyle. Biz de o arada önlüklerimizi giyelim. Leylek giliği için mayanın kabarmasını beklerken önlüklerini giyen hanımlar diğer hazırlıklarına başlıyor. Daha bu bakın gelmeye başladı. Yavaş yavaş kabarmaya başladı. Kabarıyor. Mayanın gelmesi Erbağ'da mayanın kabarması yerine kullanılıyormuş. Ben genellikle bu toz mayayı kullanıyorum. Başka bir şey koymayacak mıyız? Un ve bu mu? Evet, bir çimdikte tuz atacağız. Oldu sanki. Tamam. Şimdi boşaltıyoruz Nurselciğim kabımıza. Kabaran mayayı kabımıza alıyoruz. Bu arada ben unumuzu ilave edeceğim. Evet. Ne kadar un? Aslında bunda çok fazla ölçü yoktur. Hanımlar bilirler. Krep hamurunun kıvamında böyle çırparak yavaş yavaş. Unun topaklanmaması için çırpmamız gerekiyor. Bir çimdikte tuz atacağız. Tuzu ekledikten sonra hafifçe çırparak un eklemeye devam ediyoruz. Şimdi biz koyu olduğu için mi su katıyoruz yoksa bunun normalde... Bunun bir özelliği varsa hani çok kolay. Koyu geldi su koy, az geldi un koy. Oo. Yapabiliyorsun. Bu tamam. İşte krep hamuru gibi böyle sulu olacak. Koyu olmayacak bu. Koyu kıvamlı çorba gibi şöyle. Evet. Bir de bunu mayalamak için cam kap kullanmayalım. Cam kaplarda maya çok güzel gelmiyor. Plastik kap olmasına dikkat ediyoruz. Hadi Emineciğim bunu saralım. Hamur mayalarken bu püf noktası çok işimize yarayacak. Hamuru yoğurt mayalar gibi sarıyoruz. Şimdi biz bu ev yerden ısıtma olduğu için nereye koysam daha uygun olacak. Çünkü koy, ağzı da kapalı. Koy, hiçbir güzel. Toz gitme şansı yok. İşte size bir püf noktası. Emine Hanım evi yerden ısıtmalı olduğu için hamuru zemine koyuyor ama sizin için bir püf noktası da bizden. Hamurunuzu hafifçe ısıtıp kapattığınız fırınınıza yanında bir bardak suyla koyarsanız daha çabuk kabarmasını sağlarsınız. Günün ilk yemeği... Hamurumuzu almaya gidiyorum. Tamam. Emine Hanım mayalanan leylek giliği hamurunu alıp mutfağa getiriyor. Şimdi Nurselciğim bunun... Evet. Gözüme benim birazcık koyu geldi. Birazcık daha sulandıracağım. Olabiliyor mu? Olabiliyor. Öyle? Emine'ye biraz koyu geldi bu. Krep hanımlar hani krep kıvamını tamam, bilirsiniz hepimiz. Hanımlar krep için en uygun tavayı seçiyorlar. Emine Hanım dolaptan margarini çıkarıyor. Margarin. Şunu şöyle böleyim. Bu senin olsun böyle sürmek için. Ha nasıl hepsini mi koyacağım? Yok yok sadece sen rahat sür diye. Bıçağın hani metal şeyi oraya değil. Her seferinde bunu böyle. Hamuru tavaya dökmeden önce margarinle yağlıyoruz. Böyle bunu ince döküyoruz. Ben bunu bu mudur? Yerleştireceğim. Dur ben yapacağım peyniri. Hadi bakalım gayet başarılısın Nursel. Bunun piştiğini, altının piştiğini nasıl anlıyoruz biliyor musun Nurselciğim? Bu kenarları havaya kalkıyor kendine. Kendi kendine kalkıyor. Bak bak bak. Hoppa! Görmedin, kaçırdın. Çak Nursel. Bu biraz daha uzun sürecek. Bu oldu zaten. Sen onu buraya getir. Pişen krepleri bir tepsinin üzerine alıyor Emine Hanım. Sonra tavayı yeniden yağlayıp yeni hamur koyuyor. Ayol benim hamurum var ya olmadı ya. Ya benden kaynaklanmıyor vallahi bak. Yaramazlık yapıyorsun sen. He. Bak hiç olmadı. Ya. Yok bu olmadı bunu kaldıralım en iyisi. Nursel ilk krep denemesinde başarısız oluyor. Bir sonrakinde başaracaksın inanıyoruz. Çekil çekil şimdi bak nasıl yapacağım bak şimdi. Aha. Ay ya düşerse. Düşsün canı sağ olsun. Dur bir dakika heyecanlandı mı? Bir iki... Süpersin. Allah, harika. Ver ya. Al ye hadi. Gülüyorsun sen bana mı? Al da yan bak. Nasıl yanıyor? Tamam bizden. Çok eğlendim ya. Nursel kameraman arkadaşımıza tuzak kurup eğlenirken Emine Hanım hamurları pişirmeye devam ediyor. Şimdi çeviriyorum. Ya bırakmayın. Anam bitti. Getir. Elim yandı. Hadi geri git sen de tabii. Şimdi Emine'nin son kararını açıklıyorum size. Nursel sen sadece yağ süreceksin dedi bana.
Evet. Sadece yağ sürüyorum. Heh. Bak, hiç bu kadar güzel yağ süren gördün mü sen? Leylek giliğinin krepleri Nursel'e rağmen Emine Hanım sayesinde tamamlanmak üzere. Dur bir daha deneyeceğim. Bunu da yapamazsan bir daha kaldıralım şeyden de yanmasın yine. Al işte bak böyle yapıyorsunuz. Allah. Çok güzel. Çak Nursel süpersin. Yaptım işte. Sonunda Nursel düşürmeden parçalamadan başarıyor krepleri çevirmeyi. Tebrik ediyoruz. Geriye kalan hamurlar da tavaya atılıyor. Güzelce kızartılıyor. Leylek giliğimiz de oldu canım. Oldu da bitti. Şimdi maşallah. Şimdi bunların pekmezleme işlemine sıra geldi. Hadi gel. Bunu masaya alsan ben pekmezlerimizi çıkarayım. Emine Hanım dolaptan leylek giliğine kullanacağımız pekmezleri çıkarıyor. Şimdi bu pekmezler diyorsun ki... Bu katı sarı pekmez. Yani bizim öbür pekmezden ne farkı var? O sulu pekmezi diyorsunuz siz. Ha. Bu onun katısı. Bu da yine üzüm pekmezi. Nasıl donduruyorlar mı? Nasıl katısı? Gene bilmediğin yerden sordum. Nursel, madem merak ettin, katı pekmez normal pekmezin mayalanmış halidir. Emine Hanım bir kaşık katı üzüm pekmezini ve Tokat'ın zile pekmezini cam bir kaba koyuyor. Emine bu bizim normal bildiğimiz pekmez gibi değil. Değil. Hı-hı. Çok lezzetli. Şimdi iki kaşık beyaz pekmez koydum. İki kaşık da sarı pekmez. Dolu dolu ama koyuyorum. Bakayım. Hı. Biraz bol yapacağım. İki kaşıktan fazla koydum sanki. İki kaşıktan sanki. Fazla. 2,5. Üç kaşık. Bunu mikrodalgaya koyuyorum ben. Tamam. Mikrodalgada bir 10-15 saniye yumuşayacak. Yumuşayacak mı? Bizim bildiğimiz sıvı pekmez gibi mi olacak? Çok sıvı olmasına gerek yok. Pekmezler mikrodalgada erirken biz de mutfağa topluyoruz. Hanımlar, leylek giliği tatlısını hazırlıyoruz şu anda. Cevizleri de çıkartıyoruz. Süslemesini yapıyoruz. Emine bana bir enerji geldi. Durduramıyoruz Nursel'i, durduramıyoruz. Durduramıyorum. Birisi Nursel'i durdursun. Nursel'in enerjisinin pekmezden değil doğuştan olduğunu bilmiyor tabii Emine Hanım. Evet, gayet güzel. Şimdi cevizlerimizi koyuyoruz. Böyle elle yapacağız değil mi bütün bu işleri? Bıçakla süreceğiz. Cevizi de böyle göz kararı. Çok seviyorsanız çok koyun. Çok seviyoruz, çok. Yok, bir su bardağı kadar ben şu anda koydum içine. Böyle. Bir su bardağı cevizi erittiğimiz pekmezle karıştırıyoruz. Ve kreplere sürmeye başlıyoruz. Bol bol, bol bol, bol sürüyorsunuz. Böyle pekmezden vitamin kaçmayın. Hanımlar. Bol bol sürün. Şimdi onu rulo yapıyoruz Nursel. Rulo. Evet, aynı o şekilde saralım. Böyle. Çok ince olmayacak. Biraz şöyle gevşek. Niye öyle? Öyle, bu böyle. İşte öyle, bana ne? Öyle. Bu böyle diye. Bunu ben böyle süslü kürdanlarla servis yaparken sunumu güzel olsun diye böyle yapıyorum. Tamam. Cevizli pekmezleri sürdükten sonra leylek giliğini rulo şeklinde sarıyoruz. Bunu da biz artık oturup yiyelim. Paylaşalım. Evet, bu yemeğimiz de tamam. Hanımlar, İkinci yemeğimiz olan leylek giliğini böyle dolu dolu ağzımla konuşuyorum, o kadar güzel oldu ki bitirmiş bulunuyoruz. Birinci yemeğimizi de bitirdik.